Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizi Mersin'de çok güzel bir yere getirdim. Böyle öyle bir yer düşünün ki şehrin içinde çınar ağacının altında ailenizle veya tek başınıza tantuni yiyebileceğiniz bir mekan. Direksiyonun başında Murat var. Murat kardeşim filinta gibi delikanlı. Abisiyle birlikte bu mekanı açmışlar. Neredeyiz? Ramazan Usta Tantuni'deyiz. Şimdi buyurun bu harika videonun tadını çıkartın efendim. Buyurun. Murat Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne var ne yok, nasılsınız? Sağ olun, Allah'ım dostum. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Teşekkür ederiz. Abi şimdi biz neredeyiz? Burada neler var? Burada biftiğimiz var, etimiz var, tavuk tantunimiz var, yoğurtumuz var. Mersin'in en içteki caddesi Akdeniz'deyiz. Merkezdeyiz. Burayı bir tarif edebilir misin peki? Tabii, Tahtaya Mahallesi, Ulucan'ın karşısı hemen, Ara Sokağı'nda Atako var. Atako'nun hemen karşısındayız. Atako'nun karşısında. Evet. Bu şekilde büftiğimiz var, kaburgadan oluşan, yağsız. Bu şekilde de yağlı bir etimiz var. Size bir tane biftek yapıyorum. Aynen, ben orijinal Mersin tantuni istiyorum. Orijinal et. Şimdi bir şey soracağım burada, ekmeğe geçmeden evvel Murat Ustam. Bu iki et arasındaki fark nedir abi? Biri yağlı, kuyruk yağ, diğeri kuyruk yağsız. Peki kaburga hayvanın neresi burası? Kaburgası, kaburga kısmı. Dana mı, koyun mu? Süt danası. Süt danasından yapıyoruz. Evet, süt danasından yapıyoruz. Şükrekici kasaba, Apaç'tan etimizi alırız devamlı. Günlük etimizi alır, günlük yapar, günlük bitiririz. Kaç yıldır burada hizmet veriyorsun? Şu an toplamda 3 sene oldu çok şükür Allah'a. Peki kaç yıldır bu işin içindesin abi? 10 seneden beri bu işin içindeyiz. 10 seneden beri evet. Bu işin içindeyiz. Şimdi arkada iki tane ayrı ayrı ekmek görüyorum ben. Evet. Elindekiyle... Bu orijinal tantuni ekmeği. Tamam. Bu şekilde orijinal tantuni ekmeği. Lavaş ekmeği. Bu şekilde lavaş ekmeği. Müşterinin talebine, ihtiyacına göre mi tabii. Lavaş ya da tabii ki tantuni tabii. Ekmeği diye tercih ediyorsun? Evet. Bu şekilde de tantuni ekmeğimiz var. Anladım. Somuna da yapıyorsun. Süt ekmek herhalde. Evet, evet. Süt ekmek. Oo, şimdi bu kendi yağı yok bunda ama yine sen oradan su mu koydun? Ne yaptın? Tabii ki az bir şey yağ ekledim. He, o üstüne de su ekledim. Yağ, anladım. Evet. Dostlar, şimdi görüyorsunuz böyle Ramazan tantunide Ramazan Usta. Ramazan Usta Tantuni'deyiz. Mersin'de Ulu Cami tarafında böyle bizlere hizmet ediyorlar. Şimdi burada tavuk da görüyorum şefim. Evet. Bu da göğüs, tavuk göğsü kullanıyorsun. Tabii orijinal birebir Mersin Tantuni istiyorum abi. Tabii ki efendim. Şimdi buna zaten çok et giremezsin. Bu ekmek ince bir ekmek, evet. Doğru mu? Çok girdiğin an... Standartı budur. Etin standart ekmeği budur. Zaten dediğim gibi giremezsin abi. Girdiğin an o ekmek dağılır. Baksana ha. Yumuşacık oldu ya. Buyurun. Bu şimdi biftek tantunimiz hazır. Peki şimdi et tantuni deseydim bunu verecektin. Tabii. Biftek deseydim bunu verecektin. Tabii. Tavuk deseydim tavuk tantuni verecektin. Tavuğu da yap abi. Bir tane de tavuk yiyelim. Tabii. İkisini bir gömelim abi. Şimdi ustam, sende burada tereyağlı da var. Evet, tereyağlı, yoğurtlu, kendinize özgü yoğurtumuz var. Ne ürünlerini kullanıyorsun? Şimdi tavukta kullandığın marka neydi? Şempilinç. Şempilinç kullanıyorsun. Şempilinç göğsünü kullanıyoruz. Yıllardan beri markamızı hiçbir şekilde değiştirmedik. Göğüs eti kullanıyorum, evet, dedi. Şimdi senin çok hoşuma giden bir özelliğin var aslında. Verdiğin su Ermenek. Yani sen evet. Mersin iline ait firmaları kullanıyorsun. Evet, işte verdiğin ayran keza yine Mersin iline ait bir ayran. Evet. O zaman şu şartlarda tereyağın vesairen yoğurdun da yine Mersin iline mi ait? Tabii ki. Hepsi Mersin'e ait. Ekmeğimiz de Mersin'de yoğurdu. Etimiz, tavuğumuz hepsi Mersin'e özgü yerlerden geliyor. Yani buranın esnafı tabii, da kazansın diye düşünüyorsun. Ki, peki efendim. Şimdi sana şu önemli soruyu soracağım abi. Bulunduğumuz Muhit'te birçok tantunici var. Evet. İnsanlar neden seni tercih etmeli? Onlara gitmeyip de niye sana gelmeli? İnsanlar beni neden tercih etmeli? Çünkü ben insanlara devamlı hakkından fazlasını talep etmek isterim. Kesinlikle ne maldan çalmak isteriz ne de bir şey. Etimiz günlük gelir, tavuğumuz günlük gelir. Lezzetle
tekrardan bu lezzeti alıp tekrardan gelmelerini sağlarız. Hakları neyse o. Onu sunuyorsun. Tabii ki. Arz ediyorsun tabii insanlara. Tabii ki. Çok efendim. Güzel. Bu da seni tercih etmelerinin sebebi olabilir tabii diyorsun. Tabii ki. Şimdi size nerelerden sipariş verebiliyoruz? Nerelerden ulaşabiliyoruz? Bize Mersin'in her yerinden sipariş verebilirsiniz. Çok güzel. Telefon numaranız varsa telefon numaranızı da alabiliriz. 535 481 82 33. Bu telefondan sana siparişte evet ulaşabiliyorlar. Peki evet, yemek sepeti, getir götür gibi mecralarda var mısın abi? Şu anda yemek sepetinde değilim. Kısmet olursa en yakın zamanda ona oraya da başvuracağız. Şu anda başvurmuş bulunmaktayız. Ha, sürecin devamını bekliyorsun. Anladım. Evet. Şimdi senin ortamın da çok güzel. Burada aile salonun var üst katta ama bunun haricinde çınar altı da var burada. Evet. Çınarın altı da gerçekten gayet başarılı. Serin serin orada oturup yiyip içebiliyorsun. Kesinlikle. Bu yönü de çok gayet başarılı. Şimdi tereyağımız geldi. Onu ısıtıp çorbanın üstüne tabii dökeceksin. Gençler kaşık alabilir miyim? Şimdi Muratçım maşallah manken gibisin kardeşim. Teşekkür ederim. Bu meslek baba mesleği mi, ata mesleği mi? Yani yaşın da genç. Evet. Şimdi nereden istedi açtınız böyle bir mekanı yani ne alaka? Bu mesleği biz garsonluktan gelmeyiz efendim. Garsonluktan gelmeyiz. Garsonluktan ben de aldım. Bu meslekte 10 seneden beri bu sektörün içindeyiz. Hmm. 10 sene geçtikten sonra 3 senedir de kendi dükkanımızı açtık çok şükür. Çok şükür de işlerimiz iyi. Çok güzel maşallah. Evet. Böyle orijinal tereyağımız. Dur şimdi. Şimdi yaklaşık 10 yıldır abinle birlikte zaten sektörün içindeydin. Evet. Ama 3 yıldır da burayı açtınız. Evet. Dolayısıyla abiyle ilk mesleğiniz mi diyelim? Evet. Ata mesleği ya da baba mesleği değil. Değil. Memleket nere kardeş? Mardin. Mardinlisiniz. Oo çok Mersin güzel. Mersin doğma günü. Mersin Mardinliyiz. Bu şekilde orijinal torbamızı, tereyağımızı döküyoruz. Torbamız hazır. Oh, eline sağlık. Şimdi tavuğumuz da iyice haşlandı herhalde. Evet. Şimdi onu soracağım. Sen tavuğu haşlıyorsun doğru mu? Evet haşlıyoruz. Peki bu işin fıtratında haşlanması daha mı önemli? Tabii ki daha önemli. Kendi suyuyla kaynar. Kendi suyuyla haşlanır ve kendi lezzetini bırakıyor. Göğüs eti kullanıyordun. Zaten evet, yumuşacıktı. Bir de haşlanınca daha güzel oldu. Daha lezzetli oluyor efendim. Eline koluna sağlık. Burada pul biber falan koydun içine. Evet pul biberimiz bu şekilde. Sumağımız. Sumak da giriyorsun. Yok, sumak giriyor. Pul biber ve toz biber. Ha, pul biber ve toz biber. Evet. Tamam. Ama az önce soğanın içine sen sumak da girdin. Evet. Normalde soğan burada salata niyetine mi giriliyor yani tantrumda? Öğrenmek için soruyorum bunu. Soğan sevenler için ayrı bir lezzet veriyor. Soğan. Lezzet versin tabii. Tabii. Şeyin sumağın ekşisi var. O tabii, orada tabii, ayrı bir lezzet sumak veriyor. Sumak da ayrı bir lezzet veriyor. Şimdi müşterilerimiz sumaklı isteyen, sumaklı, şu an sumaksız isteyenlere sumaksız yapıyoruz. Bu şekilde de. Eti şöyle ekmeği bir şöyle bir tutsana o yağladıktan sonra. Bir göstersene abi. Tülbent bu ya. Tabii ki böyle. Tülbent gibi ya. Maşallah. Abi maydanoz koyuyorsun. Soğan koyuyorsun. Domates koyuyorsun. Tabii, domates koyuyorsun. Buna da herhalde böyle tahmini 120. Tabii ki. 100 ila 130 gram arası et giriyorsun. Evet. Tavuk eti koyuyorsun daha doğrusu. Şimdi sevgili dostlar Murat kardeşim burada bize 10 numara lezzeti hazırladı. Ne hazırladı? Bir tane biftek, bir tane tavuk orijinal Mersin tantunisi hazırladı. Kardeşim şimdi sana şunu soracağım. Bunun bir yeme adabı var zaten doğru mu? Tabii. Bunu böyle yukarıya doğru alıyorsun. Bu mudur olay? Evet. Olay budur dostlar. Şimdi besmelemizi çekip bu harika lezzetin tadına bakacağız. Etin sinirlerini aldığını söyledin. Şimdi bunun da testini yapıyoruz dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet başarılı dostum. Eline sağlık. Her lokmada et var dostlar. Görüyorsunuz. Giriş kısmı, çıkış kısmı. Yani zaten bunun arasına 130-150 gram kadar et girilmez. Ekmek incecik olduğu için dağılabilir. Biraz da dışarıda bir tavuğum vardı. Çok güzel.
sadece bir şey eleştiri olarak algılama. Tuzu biraz fazla gibi. Çünkü ilave yaptın anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ama normalde pişirirken sen tuz koymuyorsun. Doğru mu? Evet, koymuyorum. Onun haricinde gayet başarılı. Eline koluna sağlık. Mükemmel bir lezzet dostlar. Ayran verebilir misin bana bir tane? Peki ustam. Bu standart sunumun mu? Tabii ki. Yani ben... Tüm müşterilere karşı standart sunumumuz bu. Kesinlikle. Yanında bir şey vermiyor musun? Sadece olayın bu mudur? Yanında limon veriyoruz, domates, biberimizi veriyoruz. Hı. İsteğe göre salata isterlerse salata veriyoruz. Bunlar ücrete tabi mi? Hayır, tabi değil. Tamam, şimdi o zaman... İsteğine göre davranıyoruz. Ücretten bahsederken ustamıza hemen bunların fiyatını soralım. Oo, ayran açık ayran, çok güzel. Ayranı mı diyorsun? Sana hatta verir misin? Ayran nereden abi? Ayran... Senin yapımın mı yani? Evet, kendi yapımımız. Yoğurdumuz, ev yapımımız. Sürekli günlük gelen yoğurtdan alıyoruz. Hmm, tamam, şimdi paket ayran istemiş olsaydım yine Mersin firmasından geliyordu. Bunun da yoğurdu yine Mersin firmasından geliyor ama ayranı sen yapıyorsun, ayranın da çok başarılı. Bak bunun tadı tuzu yerinde olmuş işte. Peki şimdi ne diyeceğim sana? Bunun fiyatı ne kadar abicim? Bittiğimiz 17 lira, etimiz 15 lira, tavuk tantunumuz 10 lira. 10 lira? Evet. Dostlar, tam öğrenci dostu mekan. Peki, salatayı ücretsiz dedin yanında. Tabii ki. Bir tane istedim, bitti. İkinciyi istedim. Tabii. Üçüncüyü istedim abi. Aynı şekilde. Müşteri her zaman hangi neyi isterse aynı şekilde devam ediyor zaten. Çorban ne kadar abi? Çorbamız 9 lira. 9 lira da çorba. Tabii ki. Vallahi fiyatlar 10 numara. Eline koluna sağlık dostlar şimdi. Tavuğumuzun da tadına bakacağım. Tavuk da gayet başarılı görünüyor. Peki bu işin olayı böyle soğanlı olmasın mı abi? Evet, ya müşterinin isteğine göre, çünkü damak lezzeti farklı olan müşteri. O ayrı. Şimdi evet. Ben standart Mersin tantuni dediğimde soğan var mı yok mu abi? Var. Var değil mi? Bence soğan de olmalı. Soğan antibiyotiktir tabii ya. Tabii ki soğan antibiyotik. Dostlar tavuğun da şimdi... Böyle tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mükemmel. Bak bunda tuzu tutturmuşsun kardeşim. Evet. Mesela bak bunun acısı da çok iyi olmuş. Buna sanırım pul biber çok girmedik, doğru mu? Atmadık daha doğrusu. Acısı da çok başarılı. Kaçta kaç arası hizmet veriyorsun abi? Sabah 7.30, akşam 8.30 arası. Haftanın tüm günü açık mısın? Tabii. Dostlar, her lokmada tavuk, her lokmada et var. O yüzden kuru kuru yemiyorsunuz. Yani gramajı sizi aldatmasın. Şimdi dostum, izleyicilerimize son söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bu karantina zamanında Rabbim herkese acil şifalar versin, herkese uzun ömürler versin. Allah'ıma emanet olun, kendinize çok iyi bakın, dikkatli olmanızı isterim. Bol bol limon tüketmenizi dilerim. Değil mi? Allah'a emanet olun, kendinize şimdi, iyi bakın. Şimdi limon dedim, ben limona ne derim biliyor musun? Normalde Niagara diyordum, şelale. Evet. Evet. Fakat yine takipçilerimizden geri bildirim aldık. Abi niye göre diyorsun diye. Biz nereye yakınız abi? Tarsus'a yakınız. Tarsus şelalesi diyorum. Şöyle limonumuzu sıkıyorum abi. Bak şelale ya, evet. Akıyor. Aynen öyle. Şelalemiz var. O zaman dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Ramazan Usta'ya muhakkak Mersin'e yolunuz düştüğünde uğrayın. Bu harika lezzetlerin tadına bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.